Büyük tıp alimi İbn Zühür tam ismi Abdülmelik bin Ebil Ala Zühür'dür. İbn Zühür ismiyle tanındı. 1072 Hicri 464 senesinde Endülüs'ün İşbiliye şehrinde doğdu ve 1162 senesinde burada vefat etti. İlk defa tıp, cerrahi ve eczacılık incelemelerini birbirine bağladı tedavi metotlarında insan tabiatı ve mizacının yardımına büyük bir önem verdi. İlk olarak peritonit, sulu ve kuru perikarditi, akciğer hastalıklarından ayıran İbn-i Zühür'dür. i̇bn Zühür'e göre tıp ilmi, 1. Beden sağlığı ve hastalıkların tıbbı, 2. Ruh sağlığı ve hastalıklarının tıbbı olmak üzere iki kısımdır. Beden sağlığı ve hastalıkları bilinmektedir ruh sağlığı ve hastalıkları konusu birincisinden daha önemli ve kıymetlidir. Ruhun bir, idrak anlama, kavrama ve konuşma gücü, bunun yeri dimağdır. İki, canlılık gücü, bunun yeri kalptir. Üç, tabii güç, bunun yeri ise ciğerlerdir. Olmak üzere üç kuvveti vardır. İdrak gücüyle Eşya ve hadiseler, yerler, gökler ve kainat üzerinde bulunanlar tefekkür edilir. Böylece ilim ve sanatlar meydana gelip gelişir. Canlılık gücüyle gadap ve diğer huylar meydana çıkar. Tabii güç ile de şehvet meydana gelir. Bu son iki kuvvet terbiye edilerek birinciye hizmet eder hale getirilir. Son iki kuvvet birincisinin yani akıl ve idrak kuvvetinin hizmetçisi Kölesi gibi olmalıdır ki birlikte çalışıp faydalı iş yapabilsinler. İbnü Zühür tıp alanında birçok eser yazdı. Bu eserlerden biri olan El İktisadi Fi Islahil Enfusi vel Ecsad, bedeni ve ruhi hastalıkların teşhis ve tedavileri ile ilgili önemli bir eserdir. Eserin birinci bölümünde dil Allahu Teala'yı zikretmenin Kur'an-ı Kerim, teşbih ve dua okumanın aletidir. Dolayısıyla dil ve ağız bakımı çok önemlidir. Diğer taraftan, meramımızı da dilimiz vasıtasıyla ifade ederiz. İfadenin güzel, nazik ve muntazam olması gerekir ki, istenen fayda hasıl olabilsin demektedir. İslam Tarihi Ansiklopedisi 6. Cilt 29 Şubat Mevlana Takvimi